Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kitap okumanın öneminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki kitaplar roman olsun, hikaye olsun, fikir kitapları olsun bizlere farklı dünyaların kapılarını açan birer sihirbazlardır. Kitap okumaktan maksadın ben bir fikir ya da bir hayal dünyasına sahip olmak olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi mesela size şunu sormak isterim. En son ne zaman kendinizle baş başa kaldınız? Bir televizyon programından ya da telefondan, sosyal medya araçlarından bunların hepsinden uzak kalarak en son kendinizle ne zaman baş başa kaldınız? Kitaplar bizlere kendimizle baş başa kalma imkanını sunan birer anahtardırlar. Bu anlamda kitap okumanın özellikle küçük yaşlarda edinilmesi gereken bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Aileler şimdi anne babalar çocuklarına diyorlar ki işte kitap oku kitap oku. Eğer sen evinde bir anne olarak baba olarak çocuk senin elinde kitap görmezse kendisi de okumayacaktır. Evde günde bir saat yarım saat 45 dakika artık ne kadar olursa olsun bir kitap okuma saati ayarlanabilir. Annenin babanın elinde çocuk kitap görürse emin olun o çocuk ömrü boyunca o alışkanlığı bırakmayacak ve devam ettirecektir. Kitap Kitap okurken beğendiğimiz önemli yerlerin altını çizebiliriz veya not defterleri tutabiliriz. Bence beğendiğimiz kısımları, alıntı cümleleri bir e, ajanda edinip ona yazabilirsiniz. Arkadaşlar bizlerin zamanı az okumamız gereken çok fazla kitap var. Mutlaka seçici olmamız lazım. Her gün binlerce kitabın basıldığı bir ülkede bir okuyucu mutlaka seçici olmak zorunda. Bizim hayatımız yayınlanmış olan bütün kitapları, okuyacak kadar yeterli değil. O yüzden seçici olacağız. Kitap okuma noktasında herkesin zevkleri ayrı olabilir. Fakat bu noktada kendini yetiştirmiş insanlar var. Mesela edebiyat öğretmenlerinden ya da bir konuyla ilgili uzmanlaşmış okuyuculardan, okurlardan tavsiyeler alabiliriz ve onların önerdiği kitapları okuyabiliriz. Ben kitap okurken ya da kitap bitirildikten sonra notlar çıkartılması ve bir deftere yazılması gerektiğini düşünen birisiyim. Kendimin de notları var. Sizler için buradan bir tanesini açıp okumak isterim. Mesela bu defterim fikir adamlarından derlemiş olduğum alıntılardan oluşuyor. Tesadüfen bir yeri açayım. Ee, Sezai Karakoç, Üstad Sezai Karakoç'un Yitik Cennetimli kitabından çıkarmış olduğum notlar. Uzaklaştırma yaklaştırma içindir. Ayrılık buluşmaya doğrudur. Yitirme bulma arzusunu uyandırır. Gurbette söylenir sıla şarkısı canlılığını bütünüyle yitirmemiş yani hakikatle bütün bütüne ilgisini kesmemiş bir uygarlığın her zaman için kurtuluş ümidi vardır. Toprak uğruna ölen midir şehit? Hayır. Bir anlam uğruna, hakikat ülküsü uğruna ölendir şehit. Toprak da ancak hakikat ülküsünün yurdu olursa uğruna ölünmeyi hak eder. Şimdi böyle kısa kısa alıntılar ben yazıyorum ve zaman zaman bunları gözden geçiriyorum. Emin olun çok şey katıyor bana. Yani 10 sene sonra, 20 sene sonra ben bu notları okuduğum zaman kitaplar gözümün önünde canlanacaktır eminim ve kendi fikrimin fikir dünyamın oluşması için çok büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Hani siz ben bu şekilde yapıyorum ama yani siz nasıl uygun görürseniz artık o noktada benim sadece tavsiyem bu olabilir. Kitap okumak için uygun vaktin gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Böyle bir vakit yok. Kitap okumak için ayıracağınız vakti siz oluşturacaksınız. Bir yolculuk olabilir, otobüs yolculuğu olabilir, araba yolculuğu olabilir. Okuldaysanız teneffüs arası olabilir. Evdeyseniz canınızın sıkıldığı bir an olabilir ama bu anı sizin oluşturmanız lazım. Yani şunlara da takılmayın. İlla kitap okumak için bir masa başında ya da bir evde bir odada olmam gerekiyor. Sessiz bir ortam olması lazım gibi küçük bahanelerin arkasına sığınmayın. Kitap okumak için her yer müsaittir. Her zaman dilime müsaittir. Yeter ki siz bu zaman dilimini kendiniz için ayırın. Ben hepinize nice kitap dolu güzel günlerin, hayırlı mutlu günlerin sizlerin olmasını temenni ediyor. Hepinize bol kitaplı, bol okumalı günler diliyorum.